Tarihsel Müzesi'nde gerçekleştirilen anı ve süreklilik sergisi, merhum Nahit Kabakçı'nın 1980'lerde başlattığı ve kızı Hüma'nın adını verdiği bir koleksiyonun bir sonraki kuşağın elinde nasıl geliştiğine, iki kuşağın koleksiyona bakışındaki ilişkiye, ortak noktalara ve farklı noktalara ışık tutmak amacıyla hazırladığımız bir sergi. Neden anı ve süreklilik? Çünkü hem babamın da başlattığı bir koleksiyon, benim adıma bırakmış olduğu bir koleksiyon olduğundan ve ikinci jenerasyon olarak bu koleksiyonu devam ettirdiğim ve devam ettirmek istediğimden dolayı hani öyle uygun gördük Esra Ali Çavuşoğlu ile beraber bu sergiyi düşünürken. Koleksiyoner Nahit Kabakçı, yani benim babamın koleksiyonda olan vizyonu bir bayrak yarışı gibi nesilden nesile devam etmesi ve bir bütün olarak görülmesiydi. Ve Beyeler koleksiyonu gibi uluslararası bir özel koleksiyonla başlayıp kurumsallaşan koleksiyonlara çok örnek olarak bakıyordu. Ve o profesyonelliği de hani 1990'dan itibaren çeşitli müze müdürleri ve küratörlerle danışarak sürdürdü. Ve zamansız ölümünden, vefatından sonra ise zaten koleksiyonun bir parçası yine bir sergi şeklinde RUR 2010 ve PEÇ 2010 kapsamında hem Almanya'ya hem de Macaristan'a, Peçe müzelere gitti. Ve onu da müze açılışlarını tabii ne yazık ki göremedi ama onu da ben devam ettirmiş oldum. Ve o çok büyük bir sorumluluk ve bir deneyim oldu benim için. Ve o andan itibaren artık hani ikinci jenerasyon koleksiyoncu olarak bu koleksiyonu devam ettirmeye karar verdim. Koleksiyonun sadece beşte birinden daha az bir bölümünü temsil ettiğini söylemek mümkün. Bu sergi aslına bakarsanız Hüma Kabakçı koleksiyonundan bir sergi oluşturmak istedi. Yani koleksiyonun en önemli ya da en öne çıkan yapıtlarını bir araya getirmekten çok bu koleksiyondan bir sergi oluşturmaya odaklandığını söyleyebiliriz.